Ee, zengin bir orta saattı Hatta arkaya da gidecek olursak şimdi işte Wellington de ikilisi, Rozier, diğer tarafta Rıdvan, ön tarafta Salih. Onların önünde de az önce saydığım dörtlü. 4-1-4-1'lik bir sistemde. Arkada kalede de Ersin. Beşiktaş'ın bu kadrosu kulübe zenginliğini de artık yavaş yavaş oturttuğu için Beşiktaş ee, Şampiyonlar Ligi'nde eğer gününde olursa birçok oyuncu çünkü sadece futbol yetmiyor. Şansınızın da yanınızda olması lazım. Ee, öyle bir durumda Beşiktaş'ı gruplardan atabilecek, yukarıya çıkartabilecek bir oyuncu kadrosu var. Şimdi izleyenler bu bütçeler nereden geliyor düşüncesine de kapılabilirler. Onu da ifade edeyim. Beşiktaş'ın kadrosu, daha doğrusu şöyle, e, zaten Beşiktaş şampiyon olmasıyla birlikte elde ettiği bir gelir var. TL bazlı. Onu kenarda bırakıyorum ama şampiyonlar ligi gruplarına kaldığı için Beşiktaş 15 milyon euro ayak bastı parası aldı. Artı 15 milyon euroya yakın yayın geliri alacak. Bu 30 milyon euro yapıyor galibiyetine 2.8 milyon euro verilen bir ligde mücadele verecek. Gruplardan çıkması durumunda gelecek primlerle birlikte muhtemel kazanacağı para eğer çıkabilirse. Şu anda mevcutta garanti kasasına giren para 25 ile 30 milyon euro arasında. Gruplardan çıkarsa bu rakam 50 milyon euroya kadar gidebilecek. İşte böyle bir iklimde Başşuay'ı işte Gezal'a ya da işte Alek Tekşehre'ye, e ödenen rakamlar Riskten de öte zaten garanti bir bedel elde etmişsiniz. Beşiktaş şu anda garanti elde ettiği bedel üstünden bu transferleri yapıyor. Ve buradan bir de şampiyonluğu elde ederse bir sezonda şampiyon olursa önümüzdeki sene şampiyonlar gruplarına belki gidemeyecek. Ülke puan sıralamasından dolayı ama yine bir gelir elde edecek. Yani bunu evet. biraz e, pazarlamasını iyi yapmaları gerekiyor. Beşiktaş biliyorsunuz Ceyhun kazancı şu anda. Ee, aynı zamanda göreve geldi bir pozisyon hı hı. anlamında. Marketing anlamında da bu oyuncuların markasını kullanmayı başarırsa Beşiktaş ödediği paraları zaten sağ dışında da büyük bir bölümü Önemli çıkartabilir. Önemli bir gelir elde edecek. Peki Şampiyonlar Ligi ile Lig e, muhtemelen kadrosu birbirinden farklı olacak Nevzat. Bu anlamda o mühendisliği nasıl yapacak sana göre Sergen Yalçın? Evet, e, mesela Sayın Ali Koç Lig kadromuz Avrupa kadrosundan daha güçlü olacak muhtemelen demişti. Hı hı. Beşiktaş'ta tam tersi olacak. Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu, Lig kadrosundan daha güçlü olacak bu bir e, realite. E, ama e, Beşiktaş'ta fark yaratacak, e, liderlik yapacak, bu Lig'de fark yaratacak oyuncu sayısının fazla olması Beşiktaş'ın taşın şansı. Belki yerli konusunda e, istenen seviyede olmayabilir bir iki pozisyon e, ama zaten yerli konusunda çok istenen seviyede olanların da çok e, seviyeleri tartışıldığı hmm. için Bence orada Necip de pek hala, da pek hala, e, o e, yıldızlar onları da bir yere çekebilirler. Yani ben böyle bakıyorum ki. Zaten solbek değerli olması kesin. Kalici kesin. Sadece solbek bir bir anlamında pozisyon... bakmam Salih. Ya. Yani salih, e salih e belki evet, yere kadar. Ben Necip salih. Kimi evet. Salihten ziyade mesela bana e, yani teçer ve piyan için olduğu bir takımda o kontenjanı salih'e kullanmam. Orayı ki orada zaten Atiba ve şey de var. Souza da var. Evet. Ben o hakkımı savunmada Mehmet Topal'ı oraya en kötü Necip'i yerleştiririm. Vida'yı keserim. Yani Vida'yı. Bir pardon Wellington'ı ya da Hı -hı. Wellington ı. yani ikisinden birisi hangisi o günkü şartlarda e, e, form durumlarına göre ama bir daha lider bir oyuncu. Oraya yani yanına bir tane evet. mesela Mehmet Topal da olabilir. Necip de olabilir. Bu tabii maçına göre değişir. Hı hı. Ee, daha mesela zorluk derecesi yüksek bir deplasmanda e, belki işte ne bileyim farklı iki stoperi de yabancı stoperi de kullanabilirsiniz ama yani genel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar Ligi için çok e, umut vadeden bir kadro kurduğunu, bu oyuncuların çok sıradan oyuncular olmadığını, geldiği takımların birinin Chelsea, diğerinin e, Barcelona olmasının önemli bir e, veri olduğunu ee, ve e, Sergen Yalçın da bu takımı e, bu yıldızlar topluluğunu oynatabileceğini düşünüyorum. Piyaniç mesela başlı başına Pjanic'i izlemek bile bir Piyaniç bir sanat yani bir sanat eseri gibi. Niye biliyor musun? Şimdi Pjanic o kadar estetik bir oyuncu ki e, Ezgi. Hı hı. Şimdi toplu ilişkisi zaten muazzam bir oyuncu. Ya yani zaten hani e, Piyaniç, e, işte ne bileyim kariyerinin sonunda artık futbolu e, bir emekli ikramiyesi gibi düşünülecek bir transfere imza atmıyor adam iki gün önce zaten Fransa deplasmanında takımın en iyisi yine. Bosna-Herzegovina takımıyla. Evet. Hala o seviyenin oyuncusu. Şimdi diğer taraftan ben Pjanic'te mesela Roma dönemini çok iyi e, izledik. şu Büyük bir hayran izledik. Juventus'ta kısmen e, o geniş kadroda biraz sorgulamıştım. Yani Juventus'un o transferini çok sorgulamıştım. E, bence tam aslında Barcelona'nın oyuncusuydu. İki yönlü oynak, iki savunma yönünü çok geliştirdim Pjanić. O İtalya Ligi seriye ona o özelliği de kattı. Yani Piyaniçi bize o topla olan ilişkisi, derin pasları, işte frikikleriyle falan belki gözünüz önüne gelebilir ama son yıllarda defansif açıdan da kendini geliştiren bir piyaniç performansı izledik. O yüzden Beşiktaş'ın bu saatten sonra orta sahasında vazgeçilmezi piyanisttir. Yani bir kadro kurulurken ilk 11'e... Önce Pianic yazıp direkt, etrafını mı dolduracak? He ya, Souza'yı yazarsınız bir kere. Ee, e, bazen Souza'yı belki dinlendirmeniz gerekebilir. Orada Atiba Salih bir alternatif olabilir. Ama Pianic e, şeydir. Yani bu ligi hakikaten yani Türkiye Ligi ile ilgili marka değeriyle ilgili hep tartışmalar olur. Sadece Beşiktaş değil, Türkiye Ligi'nin değerini, marka değerini yükseltecek bir transfere Beşiktaş imza Yani bu sadece e, büyük bir şaşkınlık Türk kamuoyunda değil bence dünya kamuoyunda da büyük bir şaşkınlık yarattı. Yani Bugün Galatasaray, Drogba'yı transfer ettiğinde nasıl bir etki yarattıysa nasıl dünya kamuoyunda ses getirdiyse Piyaniş transferi de böyle bir transfer olarak görüyorum. E, Boşnak olması e, kültürel olarak da bize Zorluk yakın olması bence yani. e, İstanbul'u sevmesi kep İstanbul'dan bahsediyor. Güzel bir şey. E, piyan için olduğu bilgi izlemek keyif verici olur. Beşiktaş zaten çok fantastik bir takım ki Batu ve Teixeira bir beraber izlediğinizde e, enteresan bir performansı imza atacaklarının şeyini Hı. verdiler. İlk e, maçlarında da iyi bir gol. Bence saygı Teixeira saygı %20 ile oynuyor. Yani Teixeira %20'si ile yani bir golü yetti böyle. Yani böyle bakıp cezalandışından o kadar e, estetik bir golü imza attı. Batu ise ya yani attığı golün çarpı 3 etkisi var. Yani attığı gol belki 15 olabilir ama yani direkt 50 gole o belki asist yapmayacak ama o pozisyon hazırlama vesaire şeyinde korkunç etkisi olacağını hissettirdi. Ee, ve standartı da oraya çekti. Yani bugün ben şuna çok net eminim. Ee, bütün takımlar forvet tanımlaması yaparken e, en uçta oynatacakları oyuncu konusunda bizim bir Batu ihtiyacımız var şeyini yapacaklar bundan sonra. Birazdan belki Fenerbahçe ayağında Belişe için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Tabii onu da detaylıca konuşacağız ama şu kesin Sergen Yalçın yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzu görünce bir heyecanlandık. Evet, çok, normal. Ee, çok zor değil ama zor bir grup demişti. Şimdi Muhtemelen Piyaniş transferiyle birlikte e, görüşleri ne şekilde değişmiştir açıkçası ben onu da merak ediyorum. Ee, Sergen Birinci ve ikinci torbalardan gelebilecek en zayıf demeyeyim ama alınabilecek en iyi kurayı çekti Beşiktaş. O yüzden de e, bu gruptan çıkması benim için bir sürpriz olmaz ve Sergen Yalçın'ın da Sayın Başkan Ahmet Nur az önce ifade ederken hocamızın çok istediği bir transferi yaptık dedi ama evet. e, burada tabii şunu çok hesaba katmak gerekecek. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde e, yabancı sınırına takılmadan çok rahat bir şekilde kurulabilecek bir kadro. İşte eee Josepi Kesmenize gerek yok. Alex Tekşehirası eee Pianici herkes oynatabilir. Şampiyonlar Ligi'nde bir sıkıntı yok. Yani en ee, azından dördüncü 4. E, bir durum olmaz. Olmayacaktır. <laughs> ama ligde e, bu sefer yavaş yavaş kadroyu iyi alıştırmanız gerekiyor. Çünkü ee, ne yazık ki bu anlamsız kural nedeniyle daha e, zayıf bir kadroyla mücadele etmek zorundasınız liginizde. Evet. Bu da ligin kalitesini arttırıyor mu, zayıflatıyor mu kısmı tabii ki de zayıflatıyor. Hı hı. Ee, Sergen Yalçın mutlaka o grupları görünce heyecanlanmıştır ve şu anda onun için bir daha önce şampiyonlar gibi başarısı olan bir isim ve verdiği röportajda şunu söylemişti. Futbolculuk kariyerinde bir şampiyonlar gibi başarısı var ama şunu söylemişti verdiği röportajda. Şampiyonlar yine taktiğiniz, tekniğiniz olması gerekiyor. Öyle ezbere ya da plansız, programsız çıkamazsınız anlamında bir ifade de bulunmuştu. Şu anda Sergen Yalçın'ın elinde geçtiğimiz yılki oyununu daha da geliştirebileceği bir oyuncu grubu var. E, Abu Bakar'ın yerine Batu yerleştiriyorsunuz. Adem Laiç'e mecbur kalırken şimdi orada Piyaniç'i de oynatabilirsiniz. Alex Tekşehir'i de oynatabilirsiniz. Gezal'la devam ediyorsunuz. Larin'le de devam ediyorsunuz. Aslında kadronuz gelişti. Evet. Arka tarafta ben Wellington Vida ikilisini bozacağını hiç düşünmüyorum hocam. Kurallara takılsa bile o ikiliden vazgeç, başka yerden bir esneme yapacaktır. Yani nedir bu? Wellington Vida ikilisini bozmanız demek. İşte Mehmet Topal'ı stopere çekmeniz durumunda. Mehmet Topal ne kadar büyük hatalar yaptığını defalarca gördük. E, ligde 30 maç için bu lüksünüz var ya. İçeride, yok bence. İçeride Rize'yle oynuyorsan yani yaparsın. Şimdi ya. Ne gerek var? E, Piyanişle, işte, teşire beraber oynasınlar. Maç hangisi? Fenerbahçe-Hacettepe maçı. Yıllar öncesinde. Mehmet Topal'ın ilk stopere geçtiği maç. Mehmet Topal o kadar kötü goller yedirmişti ki Hacettepe maçında. E, oradan başlayan serüven, milli takıma kadar devam edip Mehmet Topal en sonunda çıkıp basının karşısında ben stoper değilim. Evet. Stoper oynamak istemiyorum. Stoper oynadığım zaman hata yapıyorum demişti. Hatta hazırlık maçında yine Mehmet Topal stopere geçti Beşiktaş'ta. Yine hatalı gol yedirdi. O yüzden ligde hiç lüksünüz yok. Hiç Vallahi lüksünüz yani yok. Mert, çünkü Mert yine çünkü yine koysam bile ben şey bu yani bu takım bu yıldızlar on tarafta yani Beşiktaş'ın çok bu arkayı kollayacak şeyi yok. Lik, yani.